abi. Ordumuzun biliyorsunuz zaten dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ama biz hep bunu karadan gördük. Ama bir de ordumuzun denizin altındaki güzelliği var. Harikulade. Yani İngilizce tabii fantastik dedikleri her şeyde ekstra harikulade bir güzellik bu. Ve bu güzelliği bilhassa yabancıların görmesi için ben bu kelimeyi kullandım. Çünkü Türkçe yeterli değil. Bütün dillere çevrilmesi lazım. Harikulade bir güzellik. Onun için özellikle teşekkür ediyorum sanatkar kardeşlerimize. Bütün ustalıklarını, sanatkarlıklarını burada gösterdiler. Kendilerine müteşekkiriz. Ordu çok gündemde. Ve giderek de ordunun katma değeri daha da artıyor. Filmler çevriliyor. Ordunun güzellikleri, yerleri, günlük hayatımız burada ekranlara yansıyor. Öbür tarafta dronlarla ordumuzun güzelliğini gökyüzünden seyrediyoruz. Yani yürüyerek göremediğimiz şeylere dronlarla ulaştık. Muhteşem bir güzellik. Yani kaya mezarlıkları, yaylalar, göller, şelaleler. Biz bunları hep yatay gördük. Göz hizasından gördük. En fazla bir insan 2 metre yüksekliğinde olabilir. Ama gökyüzünden gördük, tepelerden gördük. Muhteşem bir güzellik. Mavi dünyadan baktık, gördük. Karadan zaten çok güzel. Şimdi deniz altından görüyoruz. Muhteşem. Yani 3 boyutu da görmüş olduk. Havadan, karadan ve denizden. Dolayısıyla ordumuz artık dünyanın en güzel şehirlerinden birinin olduğunu ispat ediyor. Bundan sonra bize yapacak şey bunu tanıtmak. Bunu tanıtırken de insanlarıyla beraber güzel olmamız lazım. Bu çok önemli. İnsanlar da bu güzelliğe layık olacak şekilde çalışmalı, tanıtmalı ve erdemli davranmalı. Bu çok önemli bir şey söylüyorum. Bu güzellikler, fizik güzellikler, bu manevi güzellikle beraber olursa o zaman burası dünyada da bir numarada olur. Yani her bir resme baktıkça insan başka bir dünyaya, başka bir ufka dalıyor. Bu güzellikleri istiyoruz ki bütün dünya görsün. Ve ordulu olmaktan, Karadenizli olmaktan iftihar ediyoruz. Ve Allah'a şükrediyoruz böyle güzellikleri bize bahşettiği için. Dediğim gibi biz de bu güzelliklere layık olalım arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza Hilmi Güler Bey'e çok çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Karadeniz'e kıyısı olup da ilk defa su altında ne olduğunu, nasıl türler yaşadığını merak eden ve bize bunları halkımıza gösterme olanağı sağlayan Sayın Başkanımız bize inandı. İnanın Karadeniz kıyısında, Türkiye sularında Karadeniz kıyısında ilk defa bu proje Ordu'da yapıldı. Gerçekten bu çok önemli. Gerçekten bu başkanımızın desteğiyle oldu. Biz İstanbul'dan geliyoruz, Kocaeli'den geliyoruz. Bizim de kıyılarımız var. İnanın Türkiye kıyılarında bize ilk defa inanan Sayın Başkanımız huzurunuzda kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım oturduğu yerin kamufle ediyor kendini, aynı hale geliyor. Evet. İskele ayağı su altında kalmış. Yırtıları böyle kalır etrafında. Onları kovalıyor ve taylarını vermek istedim. Valla bir saatin yırtlardan yarısına takılır. Sadece olan bir şey ne yapar biliyor musun? Tadesi bir şey ne yapar? Bir şey ne yapar? Bu da lüfer. Tam yüzeyden çekmişsin değil mi?